Müslüman ismi taşıdıkları halde yaşadıkları hayatın İslam'la alakası olmayan insanların durumu da böyledir. Hem dünya hem de ahiret nimeti olan Kur'an'a sahip oldukları halde onu kullanmıyor ve ona yönelmiyorlar. İşin garibi bir de İslam'ın hakim olmadığı yerlerde her türlü olumsuz ve kötü olay bazı kafirlerce İslam'ın ve Müslümanların üstüne yıkılmaktadır. Bu konuda Türkiye'yi örnek verebiliriz. Bazı İslam düşmanı, kafir ve münafıklar hiç utanmadan ülkedeki hırsızlık, cinayet ve daha birçok suçu hemen İslam'a ve Müslümanlara bağlayarak bir de Müslüman ülkeyiz derler. Oysa Müslüman ülke ya da İslam ülkesi olarak nitelendirilebilmek için iktidarda İslam'ın olması, o ülkenin Kur'an'daki kanunlarla yönetilmesi gerekir. Fakat Türkiye, Kemalizm dini ve ideolojisinin hakim olduğu bir ülkedir. Yani iktidarda İslam yoktur. Askeriyede, okulda, mahkemede, mecliste ve daha birçok yerde Kemalizmin ilke ve kanunları yürürlüktedir. Bu böyleyken nasıl İslam'ın hakimiyetinden bahsedilebilir? Oradaki tüm suçlar İslam'ın değil, tam tersine gayri İslami düzenin bir getirisidir. İşte bu gerçeğe rağmen bu suçları İslam ve Müslümanların üzerine atmak, İslam düşmanlarının İslam'ı kötülemek için hiç utanmadan yaptığı bir iftiradan başka bir şey değildir.